Bundan 2-3 hafta önce bir büyük takım maçından önce Gençler Birliği'nin maçları Keçiören Gücü stadına alındı değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Ama Başakşehir gelince veya Anadolu takımları oynayınca maalesef üvey evlat muamelesine devam ediliyor. Dün Gençler Birliği burada bir maç oynuyor. Tahminimce tabii Keçiören'de de oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar almadılar. Onlar da burada oynamak istediler. Buna da hak veriyorum yani. Ama burası ülkenin başkenti. İki tane genç jenerasyon hoca oynamak isteyen, özellikle Başakşehir tarafı oyun oynamak isteyen, geriden oyun kurmak isteyen, topa sahip olmak isteyen taraf. Ankara Gücü de öyle kaliteli oyuncuları var. Hocanın da mantalitesinde pas oyunu var. Ama neyle kıyaslayacağız şimdi biz? Yani genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz yani? 90'lara geri mi dönelim? Avuta bir tarafa oyuncuları toplayalım. Oraya uzun vuralım. Vur dibine, koş peşine, onu mu oynayalım tekrardan yani? Sonra Çağdaş Atan geriden oyun kurmak istiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani bizden istenilen ne? Bize verilen malzeme arasında büyük farklar var. Ve de ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım. Yani tamam, büyük takımlarımız çok değerli bizim için. Dördü de. Onların maçları neden iptal oluyor, sağa başka tarafa alınıyor da bizim maçımız burada 2 gün üst üste 2 tane maç oynamak zorunda bırakılıyor yani. Ben bunu anlamıyorum yani. Gerçekten çok bu anlamda çok üzgünüm yani. Nasıl geliştireceğim ben oyuncularımı? Onun dışında maça gelecek olursak oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir iki bireysel performans aşağıda kaldı bana göre. Ama ilk yarı Ankara Gücü'nün bir iki tane uzak menzilli şutu var ama bizim 4 tane altı pastan içeri sokamadığımız top var. Yani sadece fileyi bulamadığımız top var. Davison'un 2 pozisyonu, Alex için 2 pozisyonu, Hamza'nın kafa pozisyonunu bile saymıyorum. Yani ilk yarı o toplardan bir iki tanesini gol yapabilsek içeriye çok rahat bir şekilde girebilirdik.